Otur. Otur, bekle. Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz köpeklerde dışkı yeme problemi ve bizim buna bakış açımız. Ya daha doğrusu nasıl bakmalıyız bu işe? Bu işi nasıl önleriz? Nasıl önlemeye çalışmalıyız? Bununla ilgili konuşacağım. Şimdi dışkı yeme, öncelikle biz kendimiz insan olarak bunu insani bir davranış olarak değerlendirmemek lazım. Yani köpekte dışkı yeme doğumuyla beraber başlıyor ve anne köpeklerin olduğu yerdeki dışkıyı temizlemek için yiyor. Bu nedenle köpekler için başlangıçta bu doğal bir olay. Yani bir köpeğin annesinden dışkı yeme davranışını görmesi ve öğrenmesi doğal bir olay, doğal bir döngünün içerisinde. Ama ilerleyen dönemlerde yavrular anneden gördüğü bu davranışı taklit edebiliyor. Şimdi dışkı yemenin birinci sebeplerinden bir tanesi bu. Anneden gördükleri olayı taklit etmeleri. Dışkı yemenin diğer bir sebebi ise köpeklerin sindirememesi. Yani köpeğin yediğini sindirememesi dışkı yemesine sebep oluyor. Köpekler israf etmeyi sevmezler. Yiyebileceği bir şeyin kokusunu aldığında köpek yer. Biz de bunu çok mide bulandırıcı, tiksindirici bir davranış olarak görüyoruz ama köpek eğer ki çıkan pisliğin, kendisinin ya da başka bir hayvanın pisliğinin, dışkısının içerisinde yiyecek maddesinin kokusunu alırsa onu yemeyi tercih edebilir. Bunları zaman içerisinde çalışarak engelleyebiliriz. Nasıl yapacağımızı da size anlatacağım kısaca. Sebeplerden bir tanesi de bu. Yiyeceğin sindirilememiş olması, köpeği dışkının kokusunun köpeği cezbetmesi. Diğer bir sebep, köpeklerin dar küçük alanlarda bakılıyor olması. Dar küçük kafeslerin içerisinde, küçük alanların içerisinde bir köpek bakılarak büyütüldüyse bulunduğu yere mecbur çişini, kakasını, idrarını, dışkısını yapmak zorunda kalıyor. Ve üzerine bulaşmaması için hayvan bunları yiyip ortadan kaldırmayı tercih ediyor. Sebeplerden bir tanesi de bu. Dar alanda büyütülen köpekler. Özellikle pet shoplardan, kafeslerin içinden sahiplenilip alınan köpeklerde bu olayın olma ihtimali daha yüksek oluyor. Jess, gel kızım buraya. Jess, gel. Gel buraya. Otur. Aferin sana. Diğer bir sebep ise köpeğe uygulanan baskı. Eğer ki köpeğinize dışkısını yaptığında ya da istemediğiniz bir yere dışkısını yaptığında "Ah sen ne yaptın? İşte buraya kakanı mı yaptın? İşte buraya çişini mi yaptın? Niye burayı kirlettin?" diye köpeğin üzerinde baskı kurmaya başlarsanız köpek yaptığı olaydan sonra, dışkıdan sonra bu tepki gelmeye başlayınca bu olayın tekrar etmesinden korktuğu için dışkıyı kendisi yiyerek ortadan kaldırmayı tercih ediyor. Siz de bu davranışı gördüğünüz zaman köpeğim dışkısını yiyor, köpeğim kakasını yiyor. Fakat sizin gördüğünüz anda olaya müdahale ederken verdiğiniz tepkiyle alakalı. Ani tepki veriyorsunuz, köpeği korkutuyorsunuz. Köpek de diyor ki ya görüp de kızmasınlar, ben bunu yiyeyim ortadan kaldırayım diyor. Sebeplerden bir tanesi de, köpek sahiplerinin yaptıkları yanlışlardan bir tanesi de dışkıyı gördüğünde köpeğe kızması ya da işte köpeğin burnunu köpeğin dışkısına batırması falan, bu tarz davranışlar dışkı yeme ile şekilleniyor. Diğer bir davranış ise çok enteresandır. Köpek dışkısını yapar yapmaz koştur koştur, aman etraf pislenmesin diye, işte bir elinizde paraş, bir elinizde kürek, köpeğin dışkısını koşarak almanızdan kaynaklanıyor. Köpek diyor ki ya arkadaş, bu ne kıymetli bir şeymiş ya, benden çıktı, sahibim koşa koşa alıyor. Ya o almadan ben alayım o zaman diyor. Yani köpek bunu böyle düşünüyor. Kıymetli bir şey herhalde diyor, yani koştur koştur bunu aldıklarını kim görse koşa koşa benim pisliğime sarıldığı için diyor. Bari diyor ben hemen bunu onlar almadan ben alayım diyor. Bu da dışkıyı yemesine sebep oluyor. Köpek kendinden çıkan malzemeyi kıymetli bir şey zannediyor. Onun için köpek dışkısını yaptı, koştur koştur köpeğin gidip bokunu almanıza gerek yok. Yani hayvan bir yapsın, bir kalksın, bir yürüsün, başka bir şeye ilgisini yönelsin. Siz de kalkın, gidin, hiçbir şey yokmuş gibi alın, atın.
köpek daha yapmak üzere durduğu anda köpeğin kıçına elinde paraşla bir elinde süpürgeyle koşarsan da düşmeden havada yakalayayım diye koşarsan köpek diyor ki altın mı mübarek bu ya diyor. Bu nedir arkadaş diyor ya. Ben bunu yiyeyim en iyisi diyor yani. Yemesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Köpeğin dışkısına acayip ilgi göstermeniz. Köpeğin dışkısına bu kadar ilgi yoğunlaşınca köpek de diyor ki yani bir an önce bu kadar kıymetliyse ben kendim alayım diyor, ortadan kaldırayım diyor. Bu sadece yemeğiyle de şekillenmeyebilir bu olay. Bazı köpekler de bunu kıymetli bir şey zannedip bununla oyun oynamaya kalkabilir. Alır dışkısıyla oynar, dışkısını taşır, dışkısını kıskanır, alır başka bir yere götürür, başka bir yere koyar. Böyle şeyler şekillenebiliyor. Bunların hepsini geçtikten sonra yine de köpek dışarı çıkardınız, parka, bahçeye saldınız. Bunu nasıl engelleyeceksiniz? Köpeğinizin kayışını bıraktıysanız zaten köpeğin kontrolünü köpeğe vermişsiniz demektir. Dışarıda köpek gezerken başka bir hayvanın dışkısını koklayıp yiyorsa bunu öncelikle uzatmalı kayışlarla, köpeğinizi uzatmalı kayışlarla serbest bırakmadan kontrol altında tutacaksınız. Dışkıya ilgi gösterdiği zaman ne diyorum, her zaman yanınızda ödül bulunduracaksınız, ödül maması bulunduracaksınız, küçük neşeli atıştırmalıklar bulunduracaksınız. Köpek oraya ilgi gösterdiğinde hemen yemeğe davranmadan çekeceksiniz, kendinize köpeği kanalize edip köpeğinize ödül vereceksiniz. Bu şekilde köpek yerden bir şey yemek yerine size ilgi gösterir. Yerden bir şey yemez, yerden bir dışkı yemez. Ama köpekler birbirlerinin dışkılarını koklayarak haberleşirler. Yani etrafta, civarda hangi köpek var, hangi köpekte hangi hastalık var, hangi köpek sağlıklı. Köpekler bunları birbirinin dışkısının kokusundan alıyor. Yani köpeğin dışkısından o köpek diğer köpeğin ne yediğini, sağlıklı mı olduğunu, sağlıksız mı olduğunu dışkısından bunun kokusunu alıyor. Köpeklerin anal kesesinde her köpeğin kendi kimliğine ait bir koku izi var. Dışkıyla beraber anal keseden bu dışkının üzerine hayvan kokusunu bırakıyor. Diyor ki ben buradayım. Zaten annenin de yavruların dışkılarını yemesinin sebeplerinden de bir tanesi bu. Ben buradayım dedikleri için dışarıdan gelecek diğer tehdit olacak unsurlardan yuvanın kokusunu temizliyor, kaldırıyor. Diğer köpekler, diğer canlılar, diğer etoburlar yuvanın yerini bulup yavrulara zarar vermesin diye. Yemeği insani bir olay olarak düşünmeyin. Atasözü var, köpek bok yemekten vazgeçmez diye. Biz bunu engel olmaya çalışacağız, mani olmaya çalışacağız. Ama köpeğiniz kendi dışkısını kokladı, bir tadına baktı. Ya da dışarıda saldınız, başka bir dışkı buldu, başka bir köpek dışkısı buldu. Ya da başka bir hayvan dışkısı buldu, yedi. Allah belanı versin, bunu niye yedin, şöyle mi böyle mi, köpeğe eziyet etmenize gerek yok. Köpek bir koku almıştır, taşla göz arasında yemiştir. Köpeğe sen ne kadar pis hayvansın, sen ne kadar işte münafık hayvansın, sen ne kadar necis hayvansın demenize gerek yok. Köpeğiniz bu davranışı yapıyorsa, köpeğinizi bu davranıştan küçük 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 düzeltmelerle vazgeçireceksiniz. Yiyorsa mutlaka o dışkının içinde hazmedilememiş bir öğünün kokusu vardır. Köpek bunu yenebilir olarak gördüğü için yemiştir. Bunu insani olarak düşünmeyin. Köpeklerinize dışkı yedi diye kötü davranmayın. Köpeklerinizi örselemeyin, köpeklerinize kızmayın. Her şey iyi davranışla, güzel davranışla çözülür, çözümlenir. Kendiniz çözümleyemiyorsanız yakınınızdaki bir uzmana dalışın, köpeğinizi götürün, gösterin, böyle böyle bir huyu var. O bir gözlemlesin, neden olduğunu bir görsün, bir baksın, bir anlasın. Size güzel bir çözüm önerisi bulur, size güzel bir çözüm önerisi sunar. Jess, gel kızım. Jess, gel. Olabilir, her köpek arada böyle dışkı yiyebilir. Köpeklerinizden tiksinmeyin. Aman dışkı yedi, geldi elimi ayağımı yaladı, İşte bu çok pis bir hayvan diye düşünmeyin. Köpeklerin ağız florası bizimkine göre çok çok temizdir. Köpek dışkı da yese, ölü fare de yese, yani köpektir, yiyebilir. İnsani olarak düşünmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın.
Yavaş yavaş yükseliyoruz. 1000 abone sınırına kadar yaklaştık. 1000 abone olduktan sonra da ufak bir çekiliş yapacağım. Sizlere işte deri kayıştır, tasmadır bir şeyler hediye edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.